gerçekten bir şeye takıntılıysan, harbi anlamda onu kafanda takıntı haline getirdiysen, o seni bir şekilde yakalıyor ve bir şekilde sana misafir oluyor. İşte mesela dikkatinizi ne çekiyorsa ya da takıntı oluşturduğunuz bir şey mutlaka hayatınızın bir parçasında sizi yakalıyor ve sizin hayatınıza dahil olmuş oluyor. Bir bakıyorum evimde peygamber devesi, bak orada. Aslında ilk basamakta çok fazla bir bildiğiniz olmadığını öğreneceksiniz. Bir şeyi ne kadar ince ayrıntısıyla incelerseniz onunla ilgili birçok şeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bugüne kadar öğrendiklerinizin koca okyanusta bir damla olduğunu farkına varacaksınız. Bu açıdan bakınca işin koptuğu kısım oluyor. Herkese selamlar, ben Berat. İnce Detay video serisinin birinci bölümünden herkese sevgiler, saygılar. Bugün uzun zamandır planladığım, daha öncesinde de çekimlerini yaptığım, benim için hobi olarak çok sevdiğim bir video serisini başlattım. Size biraz bu video serisinden bahsetmek istiyorum. İnce Detay video serisinin genel olarak amaçladığı temel hedefleri, mesela şu an inceleme yapacağımız bir peygamber devesi var. Peygamber devesinin enteresan bir şekilde şunu sorabilirsiniz. Ya peygamber devesini nasıl yakaladın? Abi karınca desen anlarım. Uğur böceği desen anlarım. Ya da yaprak detay videosu desen anlarım ama peygamber devesini nereden buldun? Çok enteresan bir şekilde evime geldi. Misafir oldu. O evime geldiği anı keşfettiğim videoları da zaten yükleyeceğim. Bu serinin devamında. Gerçekten çok enteresan. Evimde çekim yaparken bir baktım yatağımın üzerinde peygamber devesi. Gerçekten bir şeye takıntılıysan, harbi anlamda onu kafanda takıntı haline getirdiysen, o seni bir şekilde yakalıyor ve bir şekilde sana misafir oluyor veyahut herhangi bir şey karşına çıkıyor. İşte mesela görmüşsünüzdür, mutlaka motivasyon sayfalarını vesaire takip edenler bilir. Sarı araba kafasında takıntı olan insanların dışarıda daha fazla sarı arabaya rastladığı ya da ben mesela BMW tutkusu olan bir insanım, daha fazla BMW'ye rast geldiğimi görüyorum. İşte mesela dikkatinizi ne çekiyorsa ya da takıntı oluşturduğunuz bir şey mutlaka hayatınızın bir parçasında sizi yakalıyor ve sizin hayatınıza dahil olmuş oluyor. İşte bu ince detay serisini başlatıp onunla ilgili dış çekimlere başladığım bir zaman diliminde, artık ciddileştirdiğim zamandan sonra bir bakıyorum evimde peygamber devesi, bak orada. Bu video serisinin aslında evet amacı bir nevi bilgi vermek, fakat asıl amacı etrafımızda görüp geçtiğimiz o kadar mükemmel derecede sanatsal tasarlanmış, bu tasarım karşısında sessiz kaldığımız o kadar çok şey var ki, mesela bitkilerden hayvanlara ya da diğer örnekler, mesela bitkilerin bütün, hemen hemen bütün örnekleri, hayvanların bütün örnekleri. Yani bu tasarım dışarıdan bakıldığında basit algılanıyor, fakat derine indiğinde, yani burada mikroskopla şimdi peygamber devemizi inceleyeceğiz, ne kadar enteresan, ne kadar muazzam ve ne kadar çok güzel bir sanat ürünü olduğunu farkına varıyor aslında insan. Yani mimik örneklerinden de yola çıktığımızda aslında mesela insanın doğadaki canlıların tasarımından yola çıkarak ürettiği ve bu üretimle kalmayıp hani çok top noktalara geldiği noktalar da göz önüne alındığında aslında es geçmesek birçok şeyi keşfedebiliriz. Mesela bir şey vardır, insana çok zevk verir. Örneğin İstanbul'da boğaza karşı oturup bir çay içmenin, bir kahve içmenin, hele hele bir de güneşin gidiş anına denk geliyorsak, bu muazzam derecede insana zevk veren bir şey. Beni de mesela böyle şeyler çok etkiliyor ve eminim beni etkiliyorsa başkasını da etkileyecektir. İnce Detay video serisini bu sebepten başlatıyorum. Bana enteresan gelen her şeyi burada mikroskopla inceleyeceğiz. Bir video serimize başlıyoruz arkadaşlar. Şimdiden umarım hayırlı olur. Umarım insanlığa, beni izleyenlere faydalı olur. Şimdi incelememize geçelim. İnce Detay video serisinin birinci bölümü devam ediyor. Peygamber devesini mikroskopla incelemeye başlıyoruz. Şu an peygamber devesini mikroskopa yerleştirdik. Aslında çok gerçekten de hareketleri, bilmiyorum, bana mı öyle geliyor, tatlı hareketlerde bulunuyor, böyle enteresan bir hayvan. Sanki hayali şeyler varmış gibi böyle kafasını çevirmesi vesaire.
Çok tatlı hareketleri var. Onu şimdi 20x'de inceleyeceğiz. Çünkü hareket ediyor. 40x'de net görüntüler alamıyoruz. Bakın kafasını çevirdi anlara şahit oluyorsunuz şu an. Bu onun gövdesindeki kanat kısmı. Kanat kısmındaki çizgileri görüyorsunuz. Evet, onu şimdilik hareket ettiğinden dolayı çok fazla bir görüntü, sağlıklı net görüntüler elde edemediğimiz için evde bulduğum normal şartlarda petri kabından yardım alınabilir. Yani kendisini sabit tutmak için. Henüz petri kaplarımı sipariş vermediğimden dolayı onu normal evde bulduğum bir cam kapağı yerleştirdim. O cam kapakla mikroskoptan daha sağlıklı görüntüler almayı planlıyorum. Cam kapağın içinde hareket edemediğini anlayınca normal o klasik ismini aldığı pozu veriyor. Hani dua etme pozu dediğimiz bir poz. Yani böyle ellerini bükmüş dua eder bir insan şekline bürünüyor. İnsan gibi bir şekil gösteriyor. Bu da ona dua eden, yani prayer mantis, yani dua eden böcek tarzında bir görünüm elde etmiş oluyor. Şu an çok böyle uslu bir çocuk haline geldi. Gerçekten çok enteresan bir hayvan. Böyle yapısı vesaire olsun ince ve vücudunun çoğu noktasında işlev gösteren birçok organı var. Yani ayaklarından kafasına, bakın kafası. Gözlerini görüyor musunuz? Bakın gözleri enteresan bir şekilde büyük. Yani böyle aşırı derecede büyük bir hayvan. Ve bu gözlerinin büyüklüğüne rağmen kafasını hareket ettirebilen bir yapıya sahip. Kafa yapısı şu an bu şekilde. Üçgenimsi bir kafa yapısı var zaten. Bakın kafasını çeviriyor. İzleyici bir hayvan. Yani çok fazla izliyor. Şu an ayak yapılanmasını görüyorsunuz. Ayak yapılanmasındaki o tırtıklı şeyi gördünüz mü? Bakın orada tırtıklı bir yapı var. Bu bize neyi hatırlatıyor? Testere gibi bir tırtıklı ayak yapılanması var. Yani avını yakaladığında bu ayak yapılanmasıyla avını tutuyor ve asla bırakmıyor. Bakın şimdi çok fazla hareket ediyor. Gerçekten küçük bir çocuk gibi. Bakın şimdi gördünüz mü? Tırtık ayağının her noktasında hemen hemen bu testeremsi, testerenin dişlerine benzeyen tırtıklı yapılara şahit oluyoruz. Bakın evet. Bu ayağının uç noktasını büktükten ve diğer, yani bir nevi bacak yerine kadar bu sanki makas gibi, yani tırtıklı bir makası düşünün ve makası hani keserkenki hareketlere benzer, avını yakalıyor ve o şekilde makas altına alıyor, yani avını kilitliyor ve o şekilde hareket etmesini engelleyip yiyor. Zaten diş tarafı da böyle aşırı derecede keskinimsi, yani diğer kaynaklardan izlediğimde, yani şu an canlı olduğu için çok da zarar vermediğimden o diş tarafını pek gözlemleyemedim. Fakat diğer kaynaklarda, yakın çekimlerde dişleri de böyle hatırladığım kadarıyla sivrimsi ve parçalayıcı özelliklere ait. Bakın şimdi. Görüyor musunuz? Avını oraya kilitliyor ve asla bırakmıyor. Evet, şu an onun mikroskobik genel incelemesine hani çok da zarar vermek istemedim. Şu an kafasını çeviriyor. Serbest bıraktım. Serbest kalınca bu hayvanın çok enteresan bir huyu var. Çok cesaretli bir hayvan. Yani hemen uçmuyor. Hemen gitmiyor. Ortamı inceliyor ve ortamı sabırlı bir şekilde inceleyip ortam taramasını yapıyor. Bakın antenlerinin güzelliğine bakın. Bak o düştü. Şimdi ters düştü. Hemen geri normal pozisyona geçti bak. Kitabın sayfalarından hemen doğruldu.
kafa yapılanması üçgene benziyor demiştim. Zaten bir diğer bazı araştırırken dikkat çekmiştim. Buna çoğu yerde de uzaylı canlı deniliyor. Yani uzaylı böceği. Böcekler arasında zaten sırtlan böcek, yani böceklerin sırtlanı, aslanı vesaire arslanı diye geçiyor. Mikroskobun o taplasının orayı şu an inceliyor. Yani ben buraya tutunabilecek miyim, oradan çıkabilecek miyim diye. Fakat birkaç defa denemesine rağmen o imkanın olmadığını anladı. Ve hala ortamı inceliyor. Çok gerçekten enteresan bir hayvan. Bazı yerlerde sıçramalarını vesaire izledim. Böyle sıçrarken çok karizmatik sıçramalar gerçekleştiriyor. Yani böyle çok profesyonel, hani Kurtlar Vadisi'nde bir laf var ya, çok rahat, çok profesyonel diyor ya. Onun gibi hareketler sergiliyor. Yani böyle bir dövüş ustasına benzer hareketler sergilediği de dikkat çekiyor. İnce Detay video serisinin birinci bölümünü hemen hemen tamamlamış olduk. Peygamber devrimizi inceledik ve şu an mikroskop görüntüsünde görmek istediğim detayları gördüm. Can, yani şu an yaşadığı için çok fazla detaya inemedim. Şunu öğrendim ki bu tür hayvanları incelemek için ölüsünü bulmam gerekiyor. Bu da epey zor bir aşama olacak. Fakat zaten Peygamber Deresi'ni videonun başında da söylemiştim. Kendisi benim misafirim oldu. Ben yani bugüne kadar incelediklerim arasında arıdır, sinektir vesairedir, onları hep ölü olanlardan tercih etmiştim ve çok daha detay görüntülerine ulaşmıştım. Dolayısıyla şu an sevgili dostumuzun video incelemesini bitirdim. Onu doğal ortamına bırakmam gerekiyor. Fakat şu an saat epey geç oldu. Sabah onu bırakıp ondan sonra planlarımıza bakarız artık. Evet, şimdi hava aydınlandı. Onu artık doğal ortamından salmamız gerekiyor. Biz ona bir miktar da olsa beslenmesi için gıda verdik ama yine de kendi avını yakalayıp yemesi onun için daha sağlıklı olacaktır. Şimdi özgürlük zamanı. Şimdi onu doğal ortamına bırakacağım. Doğal ortamdan kasıt işte bitki olan, ne bileyim gördüğünüz gibi su olan bir yer olacak. Yani nemli ve bitkisel bir yer olacak. Burada hem su bulması daha kolay olacak hem de beslenmesi için gerekli işte böcek olur falan olur vesaire, o tarz şeyleri rahat bir şekilde bulması için bu ortamı onu bırakacağım. Şimdi onu koyduğum numune kabını açalım ve onu gönderelim. Evet, şimdi onu şöyle bir kapta tutuyordum. Gel küçük dostum. Gel 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 gel, hoppala. Evet, şimdi onu sakin bir şekilde gönderiyoruz. Daha doğrusu uğurluyoruz. Evet, sana biraz daha yardımcı olmak istiyorum. Hoppa! Hadi bebeğim. Tutun. Evet, şu an onu... Evet, şu an artık biz üzerimize düşen vazifeyi yaptık. Onu sağ salim bir şekilde ağaçlık bir ortama, kendi alanına bıraktık. Artık bu saatten sonrası onun nasibi diyelim. Kabımızı kapattık. Yani ortam sulak ve genellikle bitki örtüsüyle kaplı. Burada gıda bulmakta zorlanacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla artık üzerimize düşen vazifeyi yerine getirdik. Onu bıraktığım yerde de tam yanında şey var. Sevgili bir arkadaşımız daha var. Salyangoz. Uzun zamandır zaten incelemeyi düşündüğüm hayvanlar arasındaydı. Yakın zamanda da inşallah salyangozu inceleyeceğiz. Salyangozun canlısını incelemenin peygamber devesinin canlısını izlemekten zor olacağını düşünmüyorum. Çünkü yeteri kadar yavaş hareket eden bir hayvan. Çok sakin bir şekilde ilerleyen bir hayvan. Dolayısıyla şimdilik ikisine de veda etmem gerekiyor. Görüşürüz canlar. Kendinize iyi bakın. Blacklist'te Reddington'ın dediği çok güzel bir söz var. Aptal bir adamın bilge bir cevaptan öğrenebileceğinden çok daha fazlasını bilge bir adam aptal bir sorudan öğrenebilir diye.
Yani etrafımızda gördüğümüz ve es geçtiğimiz o kadar çok şey var ki, sözüm ona deyip geçme, yani deyip geçtiğimiz o kadar çok şey var ki, insanın aslında bir peygamber devesinden öğrenebileceği çok şey olduğunu düşünüyorum aslında. Çünkü temel olarak baktığımızda peygamber devesinden gördüğüm karizmatiklik ve cesaret aslında en çok dikkatimi çeken unsurlar buydu. Karizmatikliği aslında şöyle hareketiyle, yani duruşuyla, yani yaratılıştan gelen duruşuyla isim alması ve karizmatik hareketleri onu çok, yani ne yapıyor mesela karizmatik olarak? Korkmuyor, cesaretli olmasının yanında cesareti aslında ona bir karizma katmış oluyor. Yani etçil bir hayvan, biz de bir yani etten kemikten insanlarız. Yani temel olarak baktığımda mesela hayvan etçil, cesareti yani mesela onu öldürebilecek seviyede ve kapasitede olan varlıklarız. Fakat elimizi uzatıyoruz. Eğer göz hizasındaysa elimize doğru geliyor ve bizimle hiç savaşmıyor. Elimizde, üzerimizde vesaire gezebiliyor. Bu cesareti ve hareketleri onu karizmatik bir varlık yapıyor. Ya sadece hani ince detaya iniyoruz, onu mikroskopta inceliyoruz, hareketlerini sezimliyoruz, ne yapıyor, ne ediyor, avıyla ilişkisi nasıl, cinsel ilişkisi nasıl, avcısıyla ilişkisi nasıl vesaire bunları inceliyoruz. Dolayısıyla bu özellikleriyle de bize aslında bir şeyler vermesi gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka her hayvandan almamız gereken, her hayvandan edinmemiz gereken bir özellik mutlaka vardır. Hani dedim ya, mimikri örneklerinden yola çıkarak insanlar hayvanlardan, ne bileyim yapraklardan, doğasal varlıklardan yola çıkarak icatlar yapıyor ve bunu işte ne bileyim insanlığın faydasına sunuyor, ticari olarak satıyor vesaire. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda sadece bununla da yetinmememiz gerekiyor. Hayvanlardan, yapraklardan, bitkilerden, ne bileyim doğasal bütün canlılardan edinmemiz gereken huy ve özellikler olması gerektiğine de inanıyorum. Avına gözüne kestiriyor ve kamuflaj yeteneği olsun, hareketleri olsun, onlarla hiçbir zaman iletişimi kesmiyor. Mesela peygamber devesinin en hoşuma giden özelliği, dün izlediğim diğer belgeler olsun, avına gözünü kestiriyor ve hiçbir zaman ondan gözünü ayırmıyor. Ona varana kadar hareketleriyle bir şekilde onu gözüne kestirip elde ediyor ve bir şekilde yiyor. Ya da mesela dişisinin erkeğiyle çiftleştikten sonra erkeğini yemesi veyahut erkeğin dişisi tarafından, mesela dişiyle çiftleşirken dişi birdenbire kafasını uçurdu diyelim, erkek yine de çiftleşmeye devam etmesi, ya sen nasıl bir şeysin, yani böyle enteresan bir varlık. Yani adam gerçekten de evet bencil, yamyam, yani böcekler aleminin sırtlanı da deniliyor bu arada. Enteresan özellikleri var yani. Benim en çok hoşuma giden, hani iyisini al, kötüsünü at dediğimiz bir olay. Benim en çok hoşuma giden, abi yani peygamber devesinden alabileceğin özellik, cesareti ve karizmatik davranışları. 4 gündür bende, 4 gündür adam sabretti yani. 4 gündür sabretti, bir kutunun içerisine bıraktım kendisini. 4 gündür gözlemliyorum. 3 veyahut 4 gün olması lazım. İlk geldiği günü tam hatırlamıyorum ama 3 gün vardır yani. 3 gündür benimle birlikte ve adam cesaretinden hiç vazgeçmedi. Sabrından hiç vazgeçmedi. Sabırlı davranışlar göstermekten. Elimi alıyorum, yer değiştiriyorum, mikroskopla inceliyorum. Yan yatıyor, ters yatıyor, cama koyuyorum, bir şeyler yapıyorum ama bana mısın demedi. Şimdi onu doğal ortamına saldık. Dolayısıyla bu hayatta gözüne bir şey kestirdiysen, gerçekten onu takıntı haline getirdiysen, bir şekilde kamufle olursun. Ona giden yolları ararsın, tararsın, bulursun. Ve bu belki avına varamayacak da olsan, senin bu hareketlerin, bu tavırların sana isim veren, hikayesi anlatılan kişi olmanda belki de yardımcı olur. Adam ismini o bacaklarını hani büktükten sonra ellerinin bir duruş stili var. Dua eder pozisyonu olduğu için ismine peygamber devesi demişler. Yani avına belki de varamayacak ama ismi peygamber devesi. Tarzıyla, duruşuyla isim almış, ünlenmiş bir hayvan. İnce Detay serimizin birinci bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.